Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaptığı açıklamada, "Önce temel bir kuralı ifade edeyim. Irkçı emperyalizmi tanımadan toplumlarda ortaya çıkan olayları anlamak mümkün değildir. Taksim olayları, Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmesine karşı olan insanlar en tabii insan haklarını kullanıyorlar" görüntüsüyle başlatıldı. Arkasından anarşist, ahlaki ve manevi değerlerden yoksun bir takım gençler piyasaya sürülerek başlangıç hareketi tam anlamıyla farklı bir boyuta vurup kırmaya, yakıp yıkmaya dönüştürüldü. İktidar da yeterli tecrübeden yoksun olduğu için terör çıkarma yanlısı olanların ekmeğine yağ sürdü. Olayların götürülmek istendiği yeri iktidar görebilseydi yangına körükle gitmezdi. İktidarın basiretsizliği şimdi polise yüklenmeye çalışılıyor. Polis emir ve komuta zinciri altında görev yapar. Kendisine emredileni uygular. Aşırı güç kullanıyorsa bu gücü böyle kullandıran iktidardır. Nitekim polise geri çekil emri verilince geri çekildi. Daha önce aynı emir verilseydi yine aynı şeyi yapardı. Kanunların kendilerine verdiği görevleri yaparken hayatlarını tehlikeye atarak hizmet edenleri iktidar yanlış kullandıysa olayların birinci derecede sorumlusu iktidardır. Emniyet ve asayiş güçleri değildir. Olayların başlangıcında çok masum taleplerle bazı insanlar harekete geçirildikten sonra ırkçı emperyalizm elindeki medya imkanlarıyla işi tersine çevirdi. Haber ajanslarının, görsel ve yazılı basınının Siyonizmin kontrolünde olduğu bilinen bir gerçektir. Siyonizmin kontrolünde olan bu haber ajansları bir kaza neticesi geminin pervanelerine çarparak yaralanan bir insanı polis panzerlerinin altında kalarak ezildi diye takdim ederek halkı adeta isyana teşvik ettiler. Sonunda millet zarar gördü. Olayların büyümesinde ana muhalefet partisinin de ağır sorumluluğu vardır. İktidarın aleyhinde oluyor diye her fırsatı kullanarak anarşik olaylar olurken dahi o olaylara çıkaranlar kınanmaz. Aksine destek olunursa milletin ahlaki ve manevi değerlerine karşı çıkanlar kınanacağına, partililer olay çıkaranlarla birlikte protestolara katılırsa bu tavır sadece olayları büyütmekte kalmaz, halkı iktidarı desteklemeye yönlendirir. İktidar tutumu yanlışsa eleştirilir. Ama göz göre göre milletin malı yıkılıp yakılırken yapanlar görmezlikten gelinmez. Toplumun hassas olduğu konularda ideolojik yaklaşmayla halkı AKP'ye yönlendirmede en etkili destek ana muhalefet partisinden geliyor. Bir karar vermeleri lazım. İdeolojik bir fikir kulübü olarak mı kalacaklar, yoksa bütün milletin derdini dert edinen bir parti mi olacaklar? Bu olaylar karşısında aklı selim ve hareket eden sadece milli görüşçüler oldu. Olaylara karışmadılar, tahriklere kapılmadılar. Ümit ve temenni ediyorum ki iktidar da başta ana muhalefet partisi olmak üzere bütün yazılı ve görsel basında bu olaydan ders alır dedi.